Evet sevgili arkadaşlarım, YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerle beraber arkadaşlar bugün şöyle bir poğaça yapayım dedim. Şöyle balkonuma oturdum, şöyle serbest. Bugün şurada bir yapayım. Kızım gelene kadar, kızımla beraber okuldan gelecek ya, geldiğinde yiyelim diye. Şöyle malzemelerimi hazırladım arkadaşlar buraya. Şimdi şöyle arkadaşlar işte. Şurada bir su bardağı zeytinyağım var. Bir çay bardağı şekerim. 2 su bardağı sütüm var. Bir tatlı kaşığı tuzum. Bir tane de yumurtanın sarısını üzerine ayırdım. Beyazını içine koyacağım israf olmasın diye. Bir de yaş mayam var arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Sütümü koydum leğenime. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzumu da koydum. Şöyle yağımı. Şekerimi. Yumurtamın beyazını. Şöyle mayamı da iyice eridirelim maya. Mayamı erittim iyice arkadaşlar. Şöyle unumu da katayım. Dediğim gibi kızım geldiğinde hazır olsun diye. Çünkü okuldan geldiğinde aç oluyor biraz. İllaki acıkmış oluyor. Saat tabii geç saat olduğu için. Sabah da erken kahvaltısını yapıyor. Bazen o gelene kadar böyle bir şeyler yapar koyarım. Bazen buzluğumuz da olur. Ah, su bardağı hemen hemen yiyecek yer aldı. Şöyle elimle gidiyorum. Şöyle yerde daha rahat yoğurun diye şöyle yere aldım. Altı su bardağı mı? Tam iyi gelecek. Şöyle iyice yoğurdum arkadaşlar. Şöyle.
Arkadaşlar hamurum mayaladı. Şöyle bakın poğaça hamurum. Bakın. Büyüklerimden küçüklerine aldım çabuk mayalasın diye. Onu şöyle şuraya ters getirelim. Bakın. Böyle hamurum gayet de güzel olmuş arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle şöyle bezelerini yapacağım. Şöyle kesme aparatı getirdim ama sanki elimle daha çabuk kesiyorum gibi. Şöyle kopartı kopartı vereyim. Hamurum çığıyor. Misafir gelecek. Gelsin. Tamam, biz de poğaçalar yapıyoruz. Bir de çay koyarız, beraber yeriz. Çığıyor. Bir defalarca oldu. Şu tepsimi azıcık çok küçük oldu. Şu küçüklere ilave edeyim. Biraz büyüyecek olsun başlayalım. Şuraya azıcık yağ atacağım. Çok az. Zeytinleri yuvarlak yapacağım arkadaşlar. Belli olsun diye. Bunu kızım çok seviyor. Çok elekliği de eşim seviyor. Şu şekilde. Böyle bazen yapıp buzluğuna atıyor. Bazen de teyzesi getirip geliyor. Yaptığında onu atıyor. Geldiği zamanlar yiyorsun böyle. Bazen misafirlerime koyarım. Şöyle açtıklarım yine kapanmaya başladı. Şu şekilde. Şöyle gök zeytin, yani yeşil zeytin, gök dediğim. Şöyle siyah zeytinle beraber. Şu şekilde yettiği kadar zeytin koyacağım. Fazla gibi ama.
geldi kızım. Tamam, seni getireyim. Şunları da şöyle ilave yapayım. İnşallah kapanır. Şöyle altlarını şu şekilde yapıştırdığımda açılmaz. Şöyle biraz seriye bağlayayım. Zeytinli son bezem. Şu şekilde poğaça şeklinde yapıştırdım. Bunları şöyle tepsime koyayım arkadaşlar. Şu şekilde yerleştirelim. Nasıl şöyle? Şöyle koyacağım arkadaşlar. Birazcık tepsi mayası olsun bu. Bunları da çökelekli yapacağım. Onları da şey yapalım. Pay şeklinde yapalım. Çünkü belli olsun. Gerçi o tepsi ayrı, bu tepsi ayrı olacak da. Bunları da açtım. Şöyle çökelekli maydanozlu çökelekli. Bu maydanozlu. Arabaların tam hızlandığı zaman burası. Ben de böyle balkonu seviyorum. Bu şekilde altı yapışmış olsun. Thank you.
yapayım ki kazımızı daha güzel kızarsın. Bunda bir tane yumurta sarısı var arkadaşlar. Bir kaşık yoğurtla azıcık yağ ve şeker koydum. Şeker parlaklık versin diye. Şeyde yoğurt da üstü yumuşak olsun diye. Şu şekilde karıştırdım. Sade yumurta olsa çok güzel kızarır görünüşü. Ama hafif kıtır gibi oluyor. Böyle yumuşacık oluyor. Dediğim gibi yarım saat falan herhalde bekletirim. Tepsi mayası yaptırırım. Tabii ki misafir gelecek diyorum ama misafir gelmezse bekletirim. Misafir gelirse hemen kızartır, çayı demler, otururuz. Çünkü hamurum bugün çok çığırdı. Belki anneannengil gelir ama. Belki anneannengil gelir. Gelmediler, uzun zamandır gelirler. Gelebilirler, evet. Şurada da çörek otu ve susamın karışık. Fırına süreceğim arkadaşlar. Dinlendikten sonra, piştikten sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar şöyle benim poğaçalarım pişti. Şu şekilde. Şöyle altları da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle tabağıma koyayım birkaç tanesini. Şöyle çayımı da demledim. Şu şekilde. Şöyle çayımı da demledim dediğim gibi. Bir tanesini şöyle içini açayım. Bir bakayım nasıl olmuş. Şöyle bakın. Daha yeni indirdim arkadaşlar. Gerçekten güzel olmuş. Bakın tel tel. Böyle arkadaşlar. Şöyle hazırlığımı yapayım. Arkadaşlar sizlerle beraber şöyle bir bugün poğaça yaptım. Bu videom burada bitsin, sonlandırayım. İnşallah izlediğiniz, beğendiğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.